Evet sevgili seyirciler, kısa bir haber turunun ardından stüdyoya dönüyoruz ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan yeni iş güvenliği paketini konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, sizin aslında daha önce de konuyla ilgili bir basın toplantınız da Evet. oldu ve bu toplantıda da paketi yetersiz bulduğunuzu açıkladınız. Şimdi size soracağız, paket yeterli mi? Öncelikle geniş olarak bir başlayalım, buyurun. Tabii ki paket yetersiz değil, tekrardan ibaret, getirilen bir şey yok. Bu Soma'da başlayan, Ermenek'te devam eden, İstanbul Torunlar İnşaat'ta devam eden, Yalvaç'ta mevsimlik tarım işçileriyle süren ölümlü iş kazaları sonrasında kamuoyunun baskısı, halkın tepkisi, hükümetin bu konuda bir adım attığını göstermek adına, görünürlük adına yapılan bir uygulama. Yani paketin, 20 maddelik paketin içeriğine baktığımızda yeni bir şey olmadığını görüyoruz. Evet. Tamamen yeni bir şey yok demek de o kadar çok doğru olmaz. Olumlu yanları da var. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak en başından beri şunu söylüyoruz. Emek bir meta değildir. Alınıp satılacak gibi değerlendirilmemeli. Onun bir karşılığı olmalı. Sonuçta konuştuğumuz bir yaşam hakkıdır. İnsanın yaşam hakkıdır. Bu bir siyasi malzeme olmamalı. Farklı düşünüyor olsak bile en azından bu konuda ortaklaşmalıyız diye biz mecliste ortaklaşalım, çözüm yollarını birlikte bulalım ve bütün partilerin onayıyla meclisten bu yasayı geçirelim diye bunu çok söyledik. 2012'de İş Sağlığı İş Güvenliği 6331 ile ilgili düzenlemeler gelirken de bunu söyledik. Dinlemediler. Hatta 6 maddesini biz 28 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi'ni iptal için aykırı diye götürdük. Soma'dan sonra 24 Temmuz'da biz özellikle madenlerle ilgili yasal düzenleme teklifimizi meclise sunduk. Orada da ne yazık ki AKP çoğunluğuna güvenerek ve hiç kimseyi dinlemeyerek bir bildik duruşuyla ne yazık ki bugünlere gelen sonucu getirdi. Hep böyle oluyor aslında. Hep böyle oluyor. Evet. Mecliste. Bu gene unutulacak. Bakın her hafta en az 14-15 işçi ölüyor. Daha geçen hafta ölenler Türkiye'de toplam, bu da iş kazaları tutanaklarıyla tespit edilenler ki biz şunu biliyoruz ki birçok ölümlü kaza iş kazası olarak değerlendirilmiyor. Sadece resmi tutanaklardan aldığımız bilgiler sadece geçen hafta 14 tane işçinin iş kazasında öldüğünü gösteriyor. 20 maddelik bir paket var. Bu maket hazırlanırken Sayın Başbakan, taraflarla görüştük, 2,5 aydır çalışıyoruz diye böyle bir açıklama yaptı. Bir baktık, taraflar dedi sadece kimi işverenlerle görüşmüşler. Yani bunun ne kadar samimiyetsiz olduğu da görülüyor. Burada işçi sendikaları yok, meslek odaları yok, üniversiteler yok. Yani toplumun bu konudaki duyarlı kesimlerinin içinde yer almadığı bir mevzuata, bir sağlıklı bir mevzuat dememiz mümkün değil. Evet. Daha fare doğurdu dediniz siz evet. Toplantınızda. Evet. Aslında paket de açıklanmadan önce de çok farklı şeyler de içeriğinde barındırdığı da düşünülmüştü. Ancak baktığımızda da çok bir farklılık yok aslında. Aynı maddeler vardı. Zaten vardı. Çoğu var. Ben örneğin o 20 paketi değerlendirdiğimizde Sayın Başbakan'ın açıkladığı maddelere bir baktığımızda olumlu olanlar var demiştim. Nedir evet. bu? Biz teklif etmiştik. Bu havza madenciliğine geçiş, yani madenler bölünmesin. Bölünmüş ve küçük küçük madenlerle denetim zorlaşıyor. Ve burada iş kazalarının daha çok yoğun olduğu ve üretim açısından da çok sağlıklı olmadığını söylemiştik. Evet, havza madenciliğine dönüşle ilgili bir düzenlemenin olduğu olumlu. Bir başka olay da kamu ihalelerinden bir vazgeçirme. Yani kaza, iş kazası, ölümlü iş kazası sonucunda böyle bir meydana gelmişse o iş yerlerine bir daha ihaleye girmeme gibi böyle caydırıcı bir tedbirlerin alınmış olması önemli. Ama peki bu tarz ölümler ya da kazalar saklanmaz mı? Hani gündeme de getirilmeyebilir mi bu durumda? Şöyle, eğer siz bağımsız denetim mekanizmalarını kurmazsanız saklanabilir. Yani bunlarla beraber bunları yaptığınız zaman bağımsız denetim mekanizmalarının da teftişi de birlikte getireceksiniz. Bu sadece bağımsız bir, yani bütün
tarafların eşit bir şekilde içinde yer aldığı, sendikaların, meslek odalarının, üniversitelerin, işverenlerin içinde yer aldığı bir bağımsız meslek kuruluşu oluşturacaksınız. Denetim, iş kazalarını önleme kurulu diyebiliriz, adını başka şeye kurabiliriz. Ayrıca devlet denetimi de bunun dışında olmalı. Ve burada çalışanların ücretleri farklı bir, mesela İşkur'dan ödenebilir. İşverenler buraya kaynak aktarmamalı. Bağımsız olmalı. Onun için bağımsız oldukları zaman elbette ki daha objektif ve yasalara uygun olmadığını kontrol edecekler. Ve denetimler ona göre herkesin kabul edilebilir bir denetim mekanizmasının işlediğini de hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu pakette gerçek tekrardan ibaret bazı şeyler. Ne diyor? Mesleki yeterlilik belgesi vereceğiz diyor. Bizim mevzuatımızda var zaten o. Ve birçok yerde bütün özel sektöre de gittiğiniz zaman bu birkaç sene önce yürürlüğe girdi. Özellikle bu NACE kodlaması Çalışma Bakanlığı'nın Avrupa standartları çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerle ilgili bir NACE kodlama sistemi getirdi. Burada mesleki yeterlilik aranıyor ve bütün işçiler kendi iş yerlerinde, kamuda biz bunu çok görüyoruz ve bu konuyla ilgili yerlerden o mesleği yaptığına ilişkin mesleki yeterlilik belgeleri aldılar. Ve bunu almaya devam ediyorlar. İnşaat sektöründe inşaat işverenleri sendikasıyla yolu sendikamızın arasında yapılan protokolle inşaatlarda çalışan işçiler ilişkin yıllardır mesleki yeterlilik belgesi alınıyor. Gene Türk Metal sendikamızla Metal İşverenleri Sendikası arasında düzenlenen protokolle belki yıllardır gene mesleki yeterlilik belgesi alan eğitimler veriliyor. Yani bu mevzuatımızda zaten var. Yeni bir şey gibi bunu kamuoyuna yapıyorlar. Bununla hiç alakası yok. Ayrıca okullarda İstanbul İş Güvenliği dersi olumlu bir şey. Daha küçük yaşlara indirmek sağlığı iş güvenliği ile ilgili konuları ama burada şu olay var. Siz çocuk işçiliğinin önünü açan düzenlemeler yaptınız. Bugün Türkiye'de 1 milyona yakın çocuk işçi var. Bunun sadece 400 bini geçici tarım işçilerindeki çocuklarımız. Ve siz çocukların okula gitmesini engelleyecek sistemler kuruyorsunuz. 4+4+4 gibi düzenlemelerle. Yani bunu hangi yaştaki çocukları öğreteceksiniz? Zaten onları o yaşta çalışma hayatının içine gönderiyorsunuz. Onun dışında sağlık meslek liseleri ve maden mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerimizin okuduğu dersler bunlar zaten. Yani yeniden getirilmiş bir şey değil. Daha önce yoktu da hadi biz böyle bu yasayla getirelim. İşte bunlar okullarda okutulsun diye bir düzenleme yok. Hem sağlık meslek liselerinde hem de maden mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz bunları ders olarak uzun yıllardır okuyorlar. Bir başka olay burada sakat olan yapı denetim kurumlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumlu tutulmaları. Bu sistem de uzun zamandır var zaten. Yani burada uygulanıyor, uygulanmaya çalışılıyor. Esasen burada denetiminin özelleştirilmesinin de bir adı bu. Biz diyoruz ki yani burada düşünün yapı denetim firması. Kime? Sizin bir inşaat firmanız var. İşte parasıyla oranın yapı denetimini almışsınız. Bir de onun iş sağlığı, iş güvenliğini denetleyeceksiniz. Yani bu şöyle mi oluyor? İşverenin parasını ödediği kişilerin o işverenin etkin biçimde denetlenmesini ne kadar mümkün kılar? Hiç kılmaz. Şantiye şefinin iş güvenliği uzmanı da olması o şartı. Şantiye şefinin iş güvenliği uzmanı olması şartı var zaten mevzuatımızda. Bu ayrı, kendi içinde iş denetimle ilgili olan bir şeydir. Bizim iş yerlerimizde de 6331'e göre baktığınız zaman iş yeri, iş sağlığı, iş güvenliği kurulları vardır. Kimdir? İşveren temsilcisi vardır. İşçi temsilcileri vardır. Bu iş yeri, iş denetimiyle ilgili olan bir uygulamadır. Genellikle sendikal örgütlülüklerin yoğun olduğu yerlerde bu vardır. Zaten sorun budur. Bakın, sendikal örgütlülerin olduğu iş yerlerinde Türkiye'de iş kazalarının oranı %8'dir. %92'si sendikasız iş yerlerinde olmaktadır. Bizim baştan beri söylediğimiz bir olay vardır. Bu çok zor değildir. İş yerlerinde hem kayıt dışılığı önlemek, hem iş sağlığı, iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını denetlemek ve uygulamak sendikalı iş yerlerinde olur. O halde gelin Türkiye'deki sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldıralım.
bunları teşvik edelim. İnsanlar sendikalara üye olsunlar. Hem kayıt dışılıkla ilgili burada ciddi bir mesafe kat etmiş oluruz. Hem de o iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili uygulamalar bir denetim altına alınmış olur dedik. Şimdi ama ne yazık ki bu olmuyor. Bir başka olay, gene biz diyoruz ki bu özellikle madenlerde rödovans taşeronlaşmayla eşdeğerdir diyoruz. Yani burada rödovans 15 seneye yapacak özel sektörün... Yani hizmet alımı oluyor aslında, değil mi? Burayı aslında bir açsak, rödovans ve taşeronlaşma, hizmet alımı, yönetimi... Üretimi zorlamaya mı yol açar? Üretim hayır, zorlama farklıdır. Zorlama farklıdır. Zaten bu üretim zorlaması yapılmayacak diye bir maddenin konması, bu da bir itiraftır. Çünkü özellikle madenlerde kömürü devlet alır. Devletin dışında kimse almaz. Çünkü yeraltı zenginlikleri yasal olarak anayasamızda devletindir. Doğal olarak devlet onları özel sektöre bir ruhsat karşılığında kiralar. Bunu kimini hizmet alım yoluyla, yani çalıştırarak Zonguldak'ta bazı madenlerde olduğu gibi, kimi de Soma'daki gibi kömür karşılığında bunu şey yapar, kiralar. Aslında hiçbir karşılığı olmayan hiç bir madde şey gibi değil. Görünüyor bu da. Tabii, rödovans yani yeraltı, bugün dünyada enerji savaşlarının olduğu günümüzde yeraltı zenginliklerimizin ikinci bir ele verilip teslim edilmesi çok anlaşılır gibi değildir. Yani burada rödovans ve rödovansla at başı giden taşeronlaşma kesinlikle ve kesinlikle ortadan kaldırılmalıdır. Biraz önce haberimizin verdik, başında örneğin bu taşeron işçilerin muvazalı olarak biliyorsunuz bu 10 bine yakın işçi Yargıtay'da onaylandı ve onların asıl işi yaptığı tespit edildi. Yani o halde hükümet için de bu bir fırsattır. Yani kamuda ne kadar taşeron işçi varsa ki biz bunu biliyoruz, hepsi asıl işte çalışmaktadır. Sağlıkta olsun, karayollarında olsun, bu muvazalı kabul edilen, Yargıtay'da onaylanmış bu kanunları da dikkate alarak bütün kamudaki taşeron sistemine son verilmeli. O işçilerin kazandıkları geriye dönük hakları da verilerek kadroya geçirilmeli. Tehdit ediliyorlar. Bu ahlaki değil. Yani işçileri işsizlikle tehdit eder gibi, sen işte kazanılmış bu hakkından vazgeçersen biz de seni efendim şey alırız, kadro alırız. Yani babanın yeri mi o? Sen bir yönet diye bu ülkeye, bu halkımız size oy vermiş gelmiş. Babanın yeri gibi, babanın çiftliği gibi kullan diye gelmemiş. O halde gene şeyinizin başında, programınızın başında hukuksuzluktan bahsediyordunuz. Kanunların, yargı kararlarının uygulanmadığından bahsediyordunuz. Eğer yani imam şey yaparsa cemaat ne yapar diye bir şey vardır, laf vardır. Siz kaçak sarayı yaptırırsanız yargı kararına rağmen, siz yargı kararına kadar rağmen zeytinlikleri kestirirseniz, burada gösterdiğiniz özel sektördeki bir inşaat müteahhiti daha fazlasını yapmayı kendine bir hak olarak görür. İlk önce yasalara, kanunlara uymak bu ülkeyi yönetenlerin olması lazım. Onlar kanunlara, yasalara uyacak ki bir örnek teşkil etsinler. Yani gelecek, siz burada kaçak saray yapacaksınız. Kaçak olarak yasa dışı zeytinlikleri keseceksiniz. Yürütmeyi durdurma kararları veren uygulamaları yapmayacaksınız. Şimdi nasıl oluyor bu? Ne şimdi diyor ki efendim alacaklarınızdan vazgeçin, biz sizi kadrolu yapalım. Yargı öyle demiyor ki. Haklardan vazgeçme şartı. Evet, yasa geçirdiler. Öyle demiyor ki. Yasa diyor ki kanun, Yargıtay kararı bu muvazalıdır. Bu esas işi yapıyordur. Bunun hakkını ver, kadroya geçir. Bu kadar. Şimdi sen yargı kararını arkadan dolaşarak onların haklarını gasp etmeye sana, yani sen geldin oraya yönetici oldun diye bu hakkı sana kim veriyor? Evet. Hiçbir ahlaki değil her şeyden önce bu. Şimdi bir madde daha var. İşveren ölümlü iş kazasında kusurlu bulunursa 2 yıl kamu ihalelerine alınmayacak. Evet. Diye bir madde de var. Şimdi Soma'ya dönüp baktığımızda 301 işçi yaşamını yitirdi. 2 yıl sonra kamu ihalesini alabilecek. Kuralları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, bu bir caydırıcıdır her şeyden önce. Çünkü bir işletme kuruluyor. O işletme de muhakkak ki kar amacıyla kuruluyor. Eğer kurallara uyarsa, yasalara uyarsa sonuçtaki bu ihalelere girip alır. Eğer bir önce yapmış olduğu hatadan dolayı
bir olumsuzluk yaşanmışsa bu süre içinde kendini telafi edebilir, yeterli önlemleri alabilir. Tabii sadece maddenin ana başlığıyla bakmamak lazım, içeriğine de bakmak lazım. Eğer içeriği düzgün yazılırsa bir problem yok ama sadece ana başlığıyla kalırsa birçok yoruma sebebiyet verebilir. Ne olduğunu işte sizin sorduğunuz gibi biz de anlamayız. Şimdi hiç olumlu düzenleme yok mu? Elbette var demiştiniz. Acil durum ve plan ve tatbikatların yılda bir yerine 6 ayda bir yapılması gibi de bir madde var. Yani idari para cezalarının artırılması aslında olumlu. Ancak bu uygulamaya geçer mi? Kağıt üzerinde mi kalır? Çok yanlış bir bu bize göre 6 ayda bir işte iki o bir daha söyler misiniz? Yani yılda bir değil de evet, iki kez. Evet yılda bir yerine 6 ayda bir yani yılda iki kez olacak şimdi şekilde. Şimdi bu işin temeline bakmak lazım. Burada dünyada bu iş nasıl yapılıyorsa bizim de burada yapılsın diye bir önerimiz vardı. Dünyada nasıl yapılıyor? Örneğin Almanya'da. Bizim önerimiz de oydu. Maden sahalarının çok olduğu bölgelerde örneğin iki bölge diyelim. Soma diyelim. Kullanılmamış eski bir madeni eğitim amaçlı organize edersiniz. Almanya'da aynen öyle yapılıyor. İşçi yani sertifika alacak, madenlerde çalışacak işçi orada eğitime tutarsınız tatbiki olarak. Nasıl yapıyorlar? Örneğin işçi içeri giriyor, bir anda gaz kesiliyor. Gaz kesildiği zaman nasıl bu konuda tedbir alacağını öğreniyor. Ya da bir o anda bir göçük yaşanıyor. Göçükle ilgili neler olduğunu, nasıl tedbir alması gerektiğini öğreniyor. Ve bu şekilde 3 ay sonra o maden işçisi sertifikasını aldığı zaman, herhangi bir madene gittiği zaman en ufak bir olayda karşılaştığında nasıl tedbir alacağını biliyor. Evet. Buradaki olay yangın tatbikatları gibi bir şey. Yani iş yerlerinde de zaman zaman lastikleri ortaya koyarlar, işçileri toplarlar. Bir yangın çıktığı zaman tüplerin nasıl tutulacağını, hangi elle hortumların taşınabileceğini gösteren çok basit yarım saatlik tatbikatlar yaparlar. Bu onun gibi bir şey. Yani hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Yani sadece kağıt üzerinde işte bir yılda yapılması gereken şey 6 ayda bir yapılıyor. Sanki çok iyi bir şeymiş gibi. Evet hiç yoktan bu da iyi olmuş olabilir. Ama bu geçici çözümlerdir. Kalıcı çözüm bu tür ağır ve çok tehlikeli işlerde temel eğitimlerin yapılmasıdır. Temel eğitimler de bu söylediğimiz biçimde yapılır. Örneğin siz gazetecisiniz, Almanya'ya gittiniz. Almanya'da bir madende çekim yapacaksınız. Evet. İşletmeden izin alacaksınız. Çok da kısa bir süremiz kaldı. Evet, ben belirteyim 80 onda. Saat siz gazeteci olarak eğitim almak durumundasınız. Evet. Yani oraya girdiğiniz zaman ne yapacaksınız, ne edeceksiniz diye. Onun için bu getirilenler sadece kamuoyunda bir algı yaratmak. Bak biz ilgileniyoruz, böyle sorunlar yaşandı ve bundan sonraki sorunların yaşanmaması için biz böyle tedbirler alıyoruz diye kamuoyunda bir algı oluşturmaktır. Bu geçici çözümdür. Yarın başka yerde başka çoklu kazalarla karşılaşabiliriz. Gelin diyoruz burada, bunu siyaset malzemesi yapmayalım. Meclise getirdiğiniz bu yasa tasarısını ortaklaştıralım. Bu Türkiye'ye yakışır. Avrupa'da bizi dünyada bu ayıptan kurtaracak tedbirleri hep birlikte alalım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda size her koşulda destek vermeye hazırız diyoruz. Evet aslında söylediğiniz gibi anlattıklarınızla uyumlu olarak dağ fare doğurdu sözü de doğrulanıyor evet. Bir anlamda. Ve demişsiniz ki AKP döneminde işsizlik ve açlık korkusu ölüm korkusuna üstün gelmiş durumdadır demişsiniz. Doğru. Evet çok teşekkür ediyoruz. Yani orada Soma'da çok kısa söyleyeyim. Soma'da evet. Bunun çok örneğini gördük. Soma'da 301 kişi öldü. Biz madenlerde güvenlik sağlanmadan işçilerin içeri girmesi çok doğru değildir dedik. Hatta bazı işçilerden bize tepki geldi. Tepki de şöyle, bizim yapacak başka işimiz yok. Mecbur bizim evet için, kredimiz evet. Var, kiramız var diye. Yani açlık bu güvenlikten daha öne evet. Çıktı ne yazık ki. Bunu bizim hep beraber yenmemiz lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet.